Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde konumuz mine, benimki, yours, seninki, hers, onunki gibi sözcükler. Bunlar şahıs zamirleri ve tek başlarına kullanılan aitlik belirten sözcükler. Tek başlarına kullanılıyorlar. My, your, önceki dersimizde işlediğim benim, senin gibi sözcüklerden farkı bunların tek başına kullanılması. Ama my, your, his gibi sözcüklerin ise mutlaka bir isimle birlikte kullanması. Mesela my car, bu benim arabam. It's my car, o benim arabam. It's mine, o benimki. Mine'ı tek başına kullanıyorum ama my car yalnız kullanılamıyor. Mutlaka yanında bir isim istiyor. Şimdi bunları sorarken mesela whose is this? Bu kimin? It's mine, o benim. It's yours, o senin. It's hers, o onun gibi cevaplar veriyoruz bu soruya, who's is this sorusuna. Şimdi mine'la başlayalım. Mine benim demek arkadaşlar. I için mine kullanıyoruz. Benim. Ours bizim demek arkadaşlar. Resimde görüyorsunuz. Bizim. Yours senin. Uzatıyor elinde. Senin. Yours senin. His onun. Hers yine onun. Theirs onların. Bunlar tek başına kullanılır arkadaşlar. Türkçe'ye benimki ya da benim, bizimki ya da bizim, seninki ya da sizin, onunki ya da onun, onunki ya da onun, onlarınki ya da onun şeklinde tercüme edilebilir. Şimdi geniş ayrıntılı bir şekilde bakalım tablomuzda. Öznelerimiz neydi? I, we, you, he, she ve they. Şimdi bakalım. I, ben, my, benim, mine, benimki. Mesela it's my car, o benim arabam. It's mine, o benim. Ya da o benimki. We, biz, our, bizim, ours, bizimki. Mesela it's our car, bu bizim arabamız. It's ours, o bizim. You, sen ya da siz. Your, senin ya da sizin. Yours, senin ya da sizin. Seninki ya da sizinki. Mesela it's your car, o senin araban. It's yours, o senin. Veya it's your car, o sizin arabanız. It's yours, o sizin. He, o erkekler için. His, onun. His yine onun. İkisi aynı. Onun ya da onunki, ikisi de aynı anlama geliyor. İkisinde özür dilerim, aynı anlama gelmiyor. Aynı şekilde yazılıyorlar ama anlamları farklı. Biri onun demek, biri onunki demek. Mesela yapalım. It's his car, o onun arabası. It's his, o onunki. Ya da o onun diye de tercüme edebiliriz. Evet, she kızlar için o, her onun, hers onunki. Bunu yapalım. It's her car, o onun arabası. It's hers, o onun. They onlar, their onların, theirs onlarınki. Mesela it's their car, o onların arabası. It's theirs, o onların ya da o onlarınki diye de tercüme edebiliriz. Evet, burada da bizim gibi örnekler vermiş. It's my money, o benim param. It's mine, o benim. It's our money, o bizim paramız. It's ours, o bizim. It's your money, o senin paran. It's yours. Ya da it's your money, o sizin paranız. It's yours, o sizin. It's his money, o onun parası. It's his, o onun. It's her money, o onun parası. It's hers, o onun. It's their money, o onların parası. It's theirs, o onların. Devam ediyoruz B bölümüyle. We use my, your, etc. plus a noun. Demin de söylediğimiz gibi my, your gibi sözcükleri mutlaka bir isimle kullanırız. Mesela my hands, benim ellerim, your book, senin kitabın gibi. Yanlarında mutlaka bir isim olur. Mesela my hands are cold. Ellerim üşüyor. Burada my hands, yanında hands var, isim var. Is this your book? Bu senin kitabın mı? Yine your book, senin kitabın, yanında isim var. Anne gave me her umbrella. Anne bana şemsiyesini verdi. Yine her'in yanında umbrella var, isim var. It's their problem, not our problem. O onların problemi, bizim değil demiş. Burada their'ın yanında problem isim var. Yine our'ın yanında problem isim var. We use mine, yours, etc. without a noun. Biz mine ve yours gibi, benimki, seninki gibi sözcükleri ise tek başına kullanırız. Yanında bir isim olmadan yalnız kullanırız. Mesela is this book mine or yours? Bu kitap benim mi yoksa senin mi? Bakın yanlarında isim yok. Tek başlarına kullanılmışlar. Bu kitap benim mi yoksa senin mi? My book or your book dememiş. Ne demiş? Mine or yours. Benimki mi, seninki mi? Bu kitap benim mi, senin mi? Evet, burada my book'un yerine ne tutuyor? Mine. Your book'un yerine de ne tutuyor? Yours.
I didn't have an umbrella. Benim şemsiyem yok. So Anne gave me hers. Bu yüzden Anne bana onunkini verdi. Yani o kendi şemsiyesini bana verdi demek istiyor. Burada her umbrella'nın yerine ne kullanmışız? Hers. Hers eşittir burada her umbrella. Evet, o bana onunkini verdi. Yani kendi şemsiyesini verdi anlamında. It's their problem. O onların problemi. Not ours. Bizim değil. Burada ours yalnız kullanılmış. Bakın yanında isim yok. Our problem yerine ne yazmış? Ours. Bizim değil. O onların problemi, bizim değil. We went in our car. Biz arabamıza bindik. And they went in theirs. Ve onlar da kendi arabalarına bindi. Burada their car yerine theirs diye kısaltmışız. O da onlarınkine bindi. O da kendi arabalarına bindi anlamındaki ifade. You can use his without or with a noun. Diyor ki his'i bir isim ve veya yalnız kullanabilirsiniz. İsimle kullandığınızda ne olur? Onun arabası, onun eşyası, onun kalemi, onun evi. Yalnız kullanıldığı zaman da onun anlamını verir. Mesela is this his camera? O onun kamerası mı? Or hers, yoksa onun mu? Burada his kamera, onun kamerası erkekler için, hers ise kızlar için. It's his, o onun. Bakın tek başına da kullanılmış, yanında bir isim varken de kullanılmış. Evet, devam ediyoruz. C bölümü. A friend of mine, bir arkada, benim bir arkadaşım. Burada a friend of mine, benim bir arkadaşım. A friend of his, onun bir arkadaşı. Some friends of yours, sizin birkaç arkadaşınız anlamına geliyor. Evet, I went out to meet a friend of mine. Bir arkadaşımla buluşmak için dışarı çıktım. A friend of me olmaz arkadaşlar. Mine kullanırız. Mine, yours, his, hers, ours, theirs gibi sözcüklerle kullanıyoruz bu a friend of kalıbını. Yani benimki, seninki, onunki gibi sözcüklerle kullanıyoruz. Mine, yours, his, hers, ours, theirs gibi sözcüklerden biri gelecek. Tek başına kullanılan sözcüklerden biri gelecek. Thomas, özür dilerim. Tom was with a friend of his. Tom diyor, bir arkadaşıyla birlikte diyor. Burada a friend of, dikkat edin, a friend of his getirmişiz. His, burada onunki anlamındaki sözcük. A friend of him diyemeyiz burada. Çünkü onunki anlamındaki ifadeyi kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla his kullanıyorum. Are those people friends of yours? Şu insanlar senin arkadaşların mı diye sormuş. Burada yine yours kullanıyoruz. You kullanamayız. Aitlik bildirmiyor you çünkü. Buradaki him de aitlik bildirmiyor. Buradaki me de aitlik bildirmiyor. Aitlik bildirmek için ne kullanıyorum burada? Yours, his, mine gibi sözcükler. Yani benimki, onunki, seninki gibi senin bir şu insanlar senin arkadaşların mı diye sorduğumuzda aitlik bildirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada da yours kullandık arkadaşlar. Whose'la devam edelim. Whose arkadaşlar kimin anlamına gelen bir soru kelimesi. Mesela whose book yanına isim almış. Kimin kitabı is this bu? Bu kimin kitabı gibi diye tercüme ediyoruz. Is it your book? O senin kitabın mı? His book, onun kitabı mı? My book, benim kitabım mı? Etc. ve benzeri anlamlarında soruyu soruyoruz. You can use whose with or without a noun. Whose'u tek başına da bir isimle birlikte de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela whose money is this? Bu para, bu kimin parası anlamında bir ifade. Kimin parası bu? Yakışıklı yapıp çevirsem ne olur? Bu para, özür dilerim. Kimin parası bu? Bu kimin parası diye tercüme ediyoruz. Whose is this? Bu kimin? Evet, burada da tek başına kullanılmış. Bu kimin? Diye tercüme ediyorum. Bu ikisine de it's mine, benim diye cevap verebilirim. Mesela whose money is this? It's mine, benim. Bu para kimin? Bu kimin parası? It's mine, benim param. Whose is this? Bu kimin? It's mine, benim. Whose shoes are these? Bunlar kimin ayakkabıları? Bunlar kimin ayakkabıları? They are John's, John'un ayakkabıları. Whose are these? Bunlar kimin? They are John's, John'un. Whose book is this? Bu kitap kimin diye sormuş resimde de. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alıştırmalarla. Birinci bölümdeyiz. Finish the sentences with mine, yours, etc. Cümleleri mine, yours gibi sözcüklerle tamamlayın demiş. It's your money. O senin paran. It's yours. O senin. Burada your için ne kullanıyorduk? Yours. You için senin anlamında yours kullanıyorduk tek başına. It's my bag, o benim çantam diyor. Benim diyeceğim. Benim nasıl diyordum tek başına kullandığım sözcüklerde? Mine. Yani it's mine diyorum. It's my bag, o benim çantam. It's mine, o benim. It's our car, o bizim arabamız. O bizim. Bizim nasıl diyorduk tek başına kullandığımızda? Ours. Sonuna S getiriyorum. Our'un sonuna S getirerek yazıyorum. It's ours, o bizim.
They are her shoes. Onlar onun ayakkabısı. Onunki nasıl diyorduk? They are hers. Kızlarda hers kullanıyoruz. They are hers. Onlar onun. It's their house. O onların evi. Onların nasıl diyorduk tek başına kullandığımızda? Theirs. Sonuna S'ye getiriyorum sadece. It's theirs. It's their house. Onlar pardon. O onun evi. Özür dilerim. O onların evi. It's theirs. O onların. They're your books. Onlar senin kitapların. Onlar senin diyeceğiz. Senin derken nasıl kullanıyorduk? They're ya da they're burada kısaltmış. They're yours. Sonuna S'ye getiriyorum. Onlar senin. They're my glasses. Onlar benim gözlüklerim. They're benim. Nasıl diyordum? Mine. They're mine. Onlar benim. It's his coat. O onun montu. O onun. Yine his kullanıyorum tek başına da. It's his. O onun. Evet, ikinci bölümde devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar choose the right word demiş. Doğru sözcüğü seçin. Birincisiyle başlayalım. It's their or theirs problem, not our or ours demiş. Arkadaşlar o onların problemi bizim değil diyeceğiz. Burada problem varsa bir kere isimle birlikte theirs'ı kullanmayız. Theirs'ı tek başına kullanırız. Ne demiştik? My, your, his gibi sözcükler bir isimle birlikte kullanılır. Mine, yours, his, hers gibi sözcüklerde mutlaka bir isim, özür dilerim, mutlaka yalnız başlarına kullanılır. Tekrar edelim. My benim, your senin, his onun, her onun, its onun, our bizim, your sizin, their onların gibi sözcükler mutlaka yanlarına bir isim isterler. My father, your father, his father, her father, its leg, onun bacağı gibi. Our friends, arkadaşlarımız, your friends, senin arkadaşların, their friends, onların arkadaşları gibi bunların yanına mutlaka bir isim gelir. Ama mine, benim, yours, senin, his, onun, hers, onun, ours, bizim, yours, sizin, theirs, onların gibi sözcüklerin yanına kesinlikle isim gelmez. Bu isimler, bu zamirler tek başlarına kullanılırlar. Dolayısıyla theirs'ın yanına isim gelmez. Buradaki theirs'ın üstünü çiziyorum. Burada da arkadaşlar tek başına kullanılmış bir sözcük lazım. Çünkü our'un yanına mutlaka bir isim ister. Our friend, bizim arkadaşımız, our book, bizim kitabımız, our parents, bizim anne babamız gibi mutlaka our'un yanında bir isim olmalı. Dolayısıyla burada da ours'u seçiyoruz. Yani cümlemiz ne oluyor? It's their problem, o onların problemi, not ours, bizim değil. Yanına da yazmışız. Their and ours are right. Yani their ve ours doğru olandır. This is a nice camera. Bu güzel bir fotoğraf makinesi. Is it your mu or yours? Your mu olacak, yours mu olacak? Ona bakacağız. Biz ne demiştik? Your'u mutlaka bir isimle kullanırız. Your father, senin baban. Your book, senin kitabın. Your car, senin araban gibi. Dolayısıyla burada isim olmadığı için your'un üstünü çizelim. Ne kullanacağız burada? Yours. Tek başına senin anlamındaki sözcüğü kullanacağız. Tek başına kullanılır. Öyleyse is it yours, o senin mi? This is a nice camera. Bu güzel bir fotoğraf makinesi. Is it yours, o senin mi? Yanına da yazalım. Yours is right. Yours doğru olandır. That's not my mı yoksa mine mi olacak bakalım. Umbrella. Burada da yine isim var. My mutlaka bir isimle kullanılır. Dolayısıyla my burada doğru olan. Mine ise tek başına kullanırız. It's mine, o benim. It's mesela they are mine, onlar benim gibi tek başına kullanırız. Dolayısıyla mine bir isimle birlikte kullanılmaz. Burada mine'ın üstünü çiziyorum. My kullanıyorum. That's not my umbrella. O benim şemsiyem değil. İkinci bölüme bakarsak benimki siyahtır demiş. Burada da my mutlaka yanına bir isim ister. Mesela my father, benim babam, my car, benim arabam, my book, benim kitabım gibi mutlaka yanında bir isim olmalı. Burada bir isim yok. Dolayısıyla my'ın üstünü çiziyoruz burada da. Mine is black, benimki siyahtır diye söylüyoruz. Yani mine'ı kullanıyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? That's not my umbrella. O benim şemsiyem değil. Mine is black. Benimki siyahtır. Dolayısıyla yazalım. Burada ne yaptık? My kullandık. Burada ne kullandık? Mine. My and mine are right. My and mine are right. Yani my ve mine doğru olandır diyoruz. Whose books are these? Bunlar kimin kitabı diye sormuş.
Bakalım senin mi yoksa benim mi diyeceğiz. Burada arkadaşlar your mutlaka yanına isim ister. Your father senin baban, your car senin araban gibi. Ama burada öyle bir isim yok. Dolayısıyla your gitti. Yine my da aynı şekilde yanında bir isim ister. My father benim babam, my car benim arabam gibi yanına isim ister. Burada da öyle bir isim yok. Dolayısıyla my ve your gitti. Geriye ne kaldı? Yours, mine. Yours or mine. Senin mi yoksa benim mi? Dolayısıyla doğru cevabım yours and mine are right. Yours ve mine burada doğru olandır. Catherine is going out with her friends mi yoksa hers friends mi olacak? Burada bakıyoruz arkadaşlar. İsim var. Hers tek başına kullanılır. Yanına isim istemez. O yüzden hers'ın üstünü çiziyoruz. Her friends doğru olandır. Catherine is going out with her friends diziminin Catherine bu akşam arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Dolayısıyla her is right yanına yazıyoruz. Her doğru olandır. My mine room is bigger than her hers. Şimdi bakıyoruz. Burada oda var yani isim var. Mine tek başına kullanılır. It's mine, they are mine, o benim, onlar benim gibi şeklinde. Dolayısıyla burada mine kullanamayız gitti. Burada my room olacak benim odam. Is bigger than onunkinden. Şimdi her de yanına mutlaka bir isim ister. Her car onun arabası, her book onun kitabı gibi. Burada öyle bir isim yok. Dolayısıyla her'ün üstünü çiziyoruz burada da. Hers olacak yani burası da. Dolayısıyla my ve hers doğru olandır. Okuyalım cümlemizi. My room is bigger than hers. Benim odam onunkinden daha büyüktür. O zaman yazalım doğrusu neymiş? My and hers are right. My ve hers doğru olandır. They've got two children. Onların iki çocuğu var. But I don't know their's names. Ben onların isimlerini bilmiyorum. Şimdi theirs tek başına kullanılır. Mesela it's theirs o onların. They are theirs onlar onların. Yani tek başına olacak. Burada ise isim var. Dolayısıyla theirs yanına isim istemez. Theirs'in üstünü çiziyorum. Their names diyorum. Burada da şöyle olacak cümle. They've got two children but I don't know their names. Onların iki çocuğu var ama ben onların isimlerini bilmiyorum. Yani doğru cevap neymiş? Their. Their is right. Yanına yazıyorum. Their doğru olandır. Can we use your washing machine? Senin çamaşır makineni kullanabilir miyiz diye sormuş. Ondan sonra ours is broken. Bizimki bozuk demiş. Şimdi burada our yanına mutlaka bir isim ister. Our car bizim arabamız. Our friend bizim arkadaşımız. Our father bizim babamız gibi. Yanına isim ister. Ama burada bir isim olmadığı için our'un üstünü çiziyorum. Cevap ours oluyor. Can we use your washing machine? Senin çamaşır makineni kullanabilir miyiz? Ours is broken. Bizimki bozuk. Dolayısıyla ours is right. Yanına da yazalım. Ours doğru olandır diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar 3. bölümle. Finish these sentences. Cümleleri tamamlayın. Use friend or friends of mine. Benim bir arkadaşım. A friend of yours. Senin bir arkadaşın. A friend of his. Onun bir arkadaşı şeklinde ifadelerle boşlukları doldurun demiş. Mesela I went to the cinema with a friend of mine. Bir arkadaşımla sinemaya gittim. Burada a friend of mine bir arkadaşım. Benim bir arkadaşım. They went on holiday with some friends of theirs. Onlar bazı arkadaşlarıyla tatile çıktılar. Some friends of her. Özür dilerim. Some friends of theirs. Onlar bazı arkadaşlarıyla tatile çıktılar. Onların bazı arkadaşları. Some friends. Bazı arkadaşları. Onların bazı arkadaşları anlamıyoruz. Of ne yapıyordu? Kendinden sonra gelen sözcüğe nın eki veriyordu. Yani onların nını veren neyi? Burada of. Onların bazı arkadaşlarıyla. Devam ediyoruz. She's going out with a friend. O bir arkadaşıyla dışarı çıkıyor. Bir arkadaşıyla nasıl deriz? Onun bir arkadaşı. Of getiriyorum. Sonra onun nasıl diyorduk? Hers. Yani a friend of hers. O bir arkadaşıyla dışarı çıkıyor. A friend of hers, o bir arkadaşıyla dışarı çıkıyor. We had dinner with, biz bazı arkadaşlarımızla akşam yemeği yedik dedik. Some friends getiririz çoğul olduğu için. Some, çoğul yapıyor kendinden sonra gelen ismi. O zaman some friends of, bizim nasıl diyorduk? Ours. Some friends of ours, biz bazı arkadaşlarımızla akşam yemeği yedik. Ya da biz birkaç arkadaşımızla, some'ın bazı birkaç anlamları var. Some her iki anlamda da kullanılır. Bazı veya birkaç. Öyleyse ne diyelim? Biz birkaç arkadaşımızla akşam yemeği yedik. Ya da biz bazı arkadaşlarımızla akşam yemeği yedik. Fark etmez. İkisi de olur. I played tennis. Diyor ki ben tenis oynadım. With bir arkadaşımla, benim bir arkadaşım. A friend of benim nasıl diyordum? Mine. A friend of mine. Ben bir arkadaşımla tenis oynadım. Tom is going to meet a
Tom buluşacak kimle? Bir arkadaşıyla. Tom is going to meet a friend of onun. Erkeklerde his kullanıyorduk. A friend of his, bir arkadaşıyla. Tom is going to meet a friend of his. Tom bir arkadaşıyla buluşacak. Do you know those people? Şu insanları tanıyor musun diyor. Are they senin arkadaşların mı? O zaman ne deriz? Are they some friends, senin arkadaşların of senin nasıl diyorduk? Yours. Are they some friends of yours? Onlar senin arkadaşların mı? Are they some friends of yours? Onlar senin arkadaşların mı diye tercüme ediyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü bölümdeyiz. Look at the pictures. Resimlere bakın. What are the people saying? İnsanlar ne diyor? Whose car is this? Bu araba kimin? Onların demiş. It's theirs. Onların. İkiyi de biz yapalım. Yine soracağız. Bu kimin fotoğraf makinesi neydi? Kamera. O zaman whose'un yanına kamera yazacağız. Yani whose camera is this? Whose camera is this? Bu kimin kamerası? Bu kimin fotoğraf makinesi? Onun. Kızlardan onun nasıl diyordu? Hers. O zaman it's hers. Tekrar okuyalım. Whose camera is this? Bu kimin kamerası? Kimin fotoğraf makinesi? It's hers. Onun diye yanıtlamış. Evet, bunlar kimin eldivenleri diyeceğiz. Whose'dan sonra eldiven neydi? Gloves. O zaman whose gloves are these diyeceğiz. Whose gloves, çünkü çoğuldur. Çoğullarda are kullanırız. Whose gloves are these? Bunlar kimin eldiveni? Onlar benim diyecek. They are benim neydi? Mine. They are mine. Onlar benim. Devam ediyoruz. Bu şapka kimin diye soracak. O zaman whose'dan sonra ne getireceğiz bu sefer? Şapka. Hat. Whose hat is this? Bu şapka kimin? Ya da bu kimin şapkası? Whose hat is this? Bu kimin şapkası? Onun diyeceğiz. Erkekler de his kullanıyorduk onun anlamında. O zaman it's his. Onun. 5 numara. Bu kimin parası diye soracağız. Whose money? Kimin parası? Is this bu? Whose money is this? Bu kimin parası? Senin diye yanıtlamış. It is senin neydi? Yours. It is yours. O senin. 6 numara arkadaşlar. Burada da bunlar kimin kitabı diye soracağız. Bunlar kimin kitabı? Kimin kitabıyla başlayalım. Whose kitap neydi? Book. Ama çoğul books olacak o zaman. Whose books? Bunlar çoğullarda are kullanırız. Whose books are? Bunlar neydi? These. Whose books are these? Bunlar kimin kitabı? Onlar nasıl diyorduk? They are kiminmiş? Bizim diyecekler. O zaman bizim neydi? Ours. They are ours diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de bu kadar. Önümüzdeki derste görüşene kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.